Denizlili kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinlik düzenledi. 15 Temmuz Delikli Çınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programa Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyeleriyle kadınlar katıldı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okumasının ardından kadınlar atanın huzuruna çelenk bıraktı. Program Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi ve okunan şiirlerle devam etti. Bir dünya istiyorum. Her mevsimi bahar olsun. Ilık bir meltem essin gönüllere. Sevgiyle karışık. Fikirlerin çatışmadığı, düşüncelerin güzel olduğu. Huzur dolu, mutluluk dolu, çocuksu. Gülerek uyanmak istiyorum sabahları. Yaşama hevesli yapraklarım var. Benim de düşüme kattıklarım var. Her gece içime attıklarım var. Anayım, bacıyım, kulağım, dilim. Kadına şiddete hayır diyelim. Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Suna Özmutaf bir konuşma yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün geçmişten bugüne tarihsel sürecini anlattı. Pek çok yakınımızı, sevdiğimizi elimizden aldı Covid-19. Çaresiz kaldık. Sağlıklı kalabilmek ve hatta hayatta kalabilmek için yoğun çaba sarf ettik. Ülkemizin uyguladığı sağlık politikaları ile tüm dünyada örnek teşkil edecek ilklere ve başarılara imza attık. Ancak bu süreçte dahi ikinci temel değer olan ailenin mihenk taşı kadınlarımızın maruz kaldığı şiddet ve cinayetlerin acısı içimizi burkmaya devam etti. Üstelik her gün Covid'den verdiğimiz can kayıplarımıza bir de erkek şiddetiyle ve cinayetiyle yitirdiğimiz kadınlarımızın eklenmesi pandemi kadar tehlikeli ve sürekli kanayan bir yara olarak karşımıza çıkmaya devam etti. Binbir umutla her gün yeniden diyerek başladığımız bu yolda maalesef hep yeni kayıplar veriyoruz. Ve bu kayıplar hem fiziksel hem psikolojik hem maddi boyutlarıyla can kayıplarına neden oluyor. Yaşananlara sessiz kalmak, zarar vereni korumak, görmezden gelmek, hatta yok saymak da bir şiddettir. Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise konuşmasında Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin anlamlı bir günde güzel bir etkinlik gerçekleştirdiği için Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti. Hep şunu söylerim, doğru kadın doğru evlat yetiştirir. Bir yerde kadına şiddet varsa o şiddeti uygulayanın bir ailesine bir bakmak lazım. Kendimden örnek vermek gerekirse anacığım yetiştirirken hep kadınlarımıza, kızlarımıza sahip çıkmamız gerekçesi bu anlayışı bize oturtarak bizi yetiştirdi. Tüm kadınlarımızın, annelerimizin ellerinden öpüyorum. Bu ülkeye, bu vatana, bu millete değerli insanlar kazandırdıkları, yetiştirdikleri için şehit annelerimizin ellerinden defalarca öpüyorum. Onlar en kıymetlilerini bu vatan uğruna feda ettiler. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Başkan Osman Zolan da tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Tabii kadınlar bizim anamız, eşimiz, kızımız, kardeşimiz. Sonuçta onlar bizim en yakınlarımız, canımız. Onun için
tabii ki bütünüz ve toplum olarak da kadın ve erkek olarak da beraber yürüyoruz. İşte o yürüyüş ne kadar güçlü olursa, ne kadar anlayış çerçevesi geniş olursa toplumumuzun ve ailelerimizin gideceği yer, mesafe o kadar uzun olur, o kadar yüksek olur. Bu anlayışla tabii ki aileden başlayan eğitim, okuldan devam ederek kadınlarımızın o değerini, gerçekten o kadınlarımızın olmadığı bir dünya düşündüğümüzde dünyanın hiçbir anlamının kalmayacağını yürekten ve hissetmek ve zihinlerimize nakşetmek gerekiyor. Bu duygularla ben 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüzü kutluyoruz.